İstanbul Belediye Seçimleri öncesi Ekrum İmamoğlu'nun halka bazı söylemiş olduğu vaatleri vardı. O vaatlerden çok böyle kısacığını bir video şeklinde size vereceğim. Kısacık ondan sonra saf halk, saf insan nasıl kazıklanıyor onu size anlatacağım. Kendiniz de göreceksiniz zaten. Şimdi bu videoyu bakın size önce bir göstereyim, bir izlettireyim size bakın olan ailelere 6 bin ila 13 bin lira arasında yardımda bulunacağız. Hiç gelir olmayan ya da açlık sınırına yaşamaya mahkum edilen her aileye ekmeğini de vereceğiz, sütünü de vereceğiz, içme suyunu da vereceğiz. Vereceğiz, vatandaşımızın yanında duracağız. Halkçı belediye anlayışının gereğidir. Tüm bunlar İstanbul Belediyesi'nin bütçesinin ne kadarlık bir rakamına tekabül ediyor biliyor musunuz? Şu bahsettiğim yardımlar. Yalnızca ve yalnızca %1.9 Bu manada Yeter. Ya. O devamını eklemişler. Onu e, izletmeye gerek yok. Şimdi arkadaşlar e, videoyu böyle yayınladım size. Çünkü telif atıyorlar ve kanalımızı kilitliyorlar. O yüzden böyle yayınlamak zorunda kaldım. Bak ki başkasının videosunu çalınmış olmayalım diye. Kusura bakmayın. Şimdi e, bu videonun devamında şöyle bir şey de var. Biz İstanbullunun İstanbul halkının diyor yani 16 milyon insanın bütün herkesiyle bütün herkese İstanbul'un gelirini eşit bir şekilde bakın eşit bir şekilde herkese herkesle paylaşacağız çatır çatır yiyeceğiz bölüşeceğiz diye bir sözü daha var biliyorsanız zaten araştıran bilen bilir. Ee, o konuşma burada geçmediği için ben onu ayrıyeten size vermiyorum. Ben de şimdi bu konuşmalar sonucunda diyelim İstanbullu bir seçmenim. İstanbul'da yaşayan bir vatandaşım. Bu sözlere inanıyorum. Bunun söylemiş olduğu söze. Ne yapıyorum arkadaşlar? Adam bak ne diyor? İhtiyaç sahibi olan kişilere diyor yani. Demiyor ki orada sadece sarı kafalılara, mavi gözlülere veyahut da kadınlara veyahut da Türkiye vatandaşı olmayanlara demiyor. Bak İstanbul'daki o herkese ihtiyaç sahibi olan herkese 6 ile 12 bin lira para vereceğim diyor. Ekmeğini de sütünü de suyunu da vereceğim. Belediyecilik bunu gerektirir diyor. Bana diyor İstanbul Belediye Başkanlığı'nı verin diyor. Aynı Kemal Kılıçdaroğlu'nun bana 5 sene verin sizi uçurayım dediği gibi bakın adam söylüyor. E bundan ve bu da ne diyor biliyor musun? Bakın sadece ve sadece diyor bu kadar diyor bak sadece ve sadece bu yapacak olduğum yardımlar diyor İstanbul gelirinin %1.09'una tekabül geliyor diye bak. 1.09, 1.1 bile değil. 1.09 diyor. İstanbul nimet, nimet, ekmek İstanbul diyor kendisi. İstanbul belediye başkanı oldu. Bakın İstanbul'da 16 milyon seçme var. Kendisi de biliyor. Bu %1 bak İstanbul gelirinin %1'i ile %1'i. %50 demiyor bak %1'i ile bu söylemiş olduğu yardımları yapacak. %2'siyle 32 milyon deyin. %4'üyle 64 milyon deyin. %6'sıyla 96 milyon insana bak 96 milyon insana 6 ile 12 bin TL yardım ekmeğini, sütünü, suyunu her şeyini verecek İstanbul gelirinin %6'sıyla bak %6'sıyla bütün Türkiye'ye böyle bir yardımda bulunabiliyor. Bak hatta 83 milyon Türkiye bu 96 milyona yardım ediyor. Düşünün onun demesini söyle bak yalanı. Bak buradan bile belli. İnsanları nasıl keriz yerine koyuyorlar, nasıl kekliyorlar anlayın buradan. E tamam kazandın. Yüzde İstanbul gelinin yüzde altısını ver. Bütün Türkiye'yi doyur. Şimdi daha ben de İstanbul seçmeli olarak oyumu da verdim sana. Şimdi getir bana 6 ile 12 bin TL arası parayı bana ver. İhtiyaç sahibi olan ailelerin ihtiyacını gider. Ne kriz kalsın, ne ekonomi kötü olsun, ne işsiz kalalım. Her şey senin anlattığın gibi yoluna girsin. Her şey daha güzel olacak. Her şey çok güzel olacak. Hepimizi kucakla ve 2023 seçimlerinde bu söylediklerini yapınca aday olduğunda biz de hepimiz sana inanacağız, sana oy vereceğiz. Ama bakın yerseniz görüyorsunuz değil mi? Yerseniz bunların ataları sizin dedenizi, ebenizi de böyle kandırdıydı arkadaşlar. Herkese demişti bak bize oy verin. Herkese iki anahtar demişti. Bir ev bir araba. Oyunuzu bize verin demişti bunun ataları. Siz o dedeleriniz size anlatmadı galiba. Siz o günleri unuttunuz. Geldi bak İstanbul'un belediye başkanı olarak geldi. Geçen açıklama yapıyor. Çok kötü bir durum. Çok zor bir durum. Söylemesi çok vahim ama belediyeyi kapatalım dedi adam ya. Bunu söyledi. Açıkladı. inanılır gibi değil. Youtube'da Google'da arayın. İstanbul'u kapatalım dedi Ekrem İmamoğlu. Belediyeyi kapatalım dedi ya. Herkes ondan çare beklerken o kapatalım dedi. Bakın insanlar böyle kekleniyor. Böyle keriz yerine konuyor. Eğer aklınız varsa izlemiş olduğunuz videodan ve bugünkü şartlardan anlayın. Bak demiyor İstanbul gelirinin %100'ü gidiyor demiyor bak. İstanbul gelirinin %6'sı gidecek. Bütün Türkiye doyacak. Hatta %50'sini verse bu. Galiba ben anlıyorum ki bunun söylemesiyle. Orta Doğu'nun tamamını doyuracak bu gidişle. Eğer bunu söylemesiyle. Öyle anlaşılıyor çünkü. %6'sı 96 milyona yettiğine göre. %6'sı İstanbul'un gelirinin. Artı %50'si bütün Orta Doğu'yu do doyuracak. Yani... Ekrem İmam oğlunu keriz yerine koyuyor galiba. Ekrem İmam oğlunu bak. Ya da İmam oğlu Ekrem'i keriz yerine koyuyor. Ya Ekrem iftira atıyor ya İmam oğlu iftira atıyor. Birinden biri birini yalanlıyor yani. Birisi yalan söylüyor. Hangisi yalan söylüyor? İki tane insan onlar. Biliyorsunuz sizi de böyle keriz yerine koydular. Eğer ki aklınızı başınızı almazsanız 2023'ten sonra kerizlik asıl gerçek kerizlik, gerçek saf delilik nasıl olurmuş? Ondan sonrasını hep beraber göreceksiniz. Yaşayıp göreceksiniz. Ama donumuz da kalır mı bir iki sene içerisinde onu bilemem. Yani bu bunu bu kadar net bir şekilde anlattım arkadaşlar. Artık bundan sonra anlayıp anlamak sizin elinizde. Evet beni dinlediğiniz için hepinize teşekkür ederim. Bir sonraki analiz videomuzda görüşmek dileğiyle. Hoşçakalın.